sıra gecenin en şık ismini seçmeye geldi. Yanımda Hürriyet Moda yazarı Aslı Barış var. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk. Aslı aynı zamanda benim çok yakın arkadaşım, o yüzden burada gayet güzel bir sohbet dönecek biraz sonra. Ama önce bizim ekibin hazırladığı bir Şıklar, Rüküşler VTR'si var, onu izleyelim. Tabii. Ülkemizin en önemli ödül törenlerinden biri olan Altın Kelebek'te magazin dünyasının yıldızları şıklık yarışına girdi adeta. Neslihan Atagül Doğulu gecede iki kıyafet giydi. Işıltılı taşlar ve payetlerle süslü uzun elbisesinin desenleri insanın içini açıyor doğrusu. Rengi tonlardaki elbise hem modern hem de klasik izler taşıyor. Vatka geçişi hoş kaçmış. Saçının rengini biraz koyultan güzel oyuncunun makyajı her zamanki gibi ne abartılı ne de sade. Çok tatlısın çok, seni veren Allah'a şükürler olsun. Smokin takımıyla şıklığı yakalayan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na siyah straplez elbisesiyle eşlik ediyor Sinem Kobal. Ellerini bir an olsun bırakmıyor mutlu çift. Altın Kelebek ödül töreninde Cansu Dere klasik izler barındıran bir elbisede karar kılmış. Mürdüm rengi de bunu vurgular. Nitelikte hani makyajını hafif tutan Cansu Dere saçına topuz yapıp kahküllerle hareketlendirmiş. Küçük küpeleri de elbisenin sadeliğini ön plana çıkarıyor. Öykü Karayel'in yırtmaçlı beyaz elbisesindeki kimi detaylar sıra dışı. Kıyafete hareket kattığı gibi güzel oyuncunun daha dikkat çekmesini sağlamış. Saçına topuz yapmak yerine omuzlarına bıraksaymış daha iyi. Lady Gaga'nın izinden gitmek istediğini her fırsatta dile getiren Aleyna Tilki, tüylü yarım ceketi ve ışıltılı taşlarla süslü kocaman şapkasıyla kot pantolon ve bluzun sadeliğini kapatmış. Ayça Ayşin Turan yırtmaçlı bir elbisede karar kılmış. Saçını toplamaması da yerinde, lakin tek bir takı dahi kullanmamış olması sadeliğin kalbine inmek istemesiyle açıklanabilir. Kıyafet sade ama epey şık. Vilma Ellis siyah mini elbisesiyle iddiasını ortaya koymak istemiş. Etek kısmıyla üst kısmı arasında dağlar kadar fark var. Biri modern dokunuşlar barındırıyor, diğeri epey klasik kaçmış. Saçını kızıla boyatan Vilma Ellis'in bu kararı yerinde olmamış. Pembe şapka figürlü tokası da işte dedirtiyor. Dora rengi parlak çantasını da evden çıkarken son anda yanına almış gibi. Rengini çok geç fark etmiştir. Siyahın sertliğini böyle kırmak istemiş olabilir. Gelin görün ki muvaffak olamamış. Öykü Çelik kırmızı bir düş yaşatıyor bize. Sırt ve göğüs dekoltesi yırtmaçla tamamlanamamış. Onun yerine etek kısmı kat kat ve biraz bol tutulmuş. Saçına düz fön çeken güzel oyuncu makyajını abartmasaymış, hedefi 12'den vuracakmış. Aslı Enver de iddiasını ortaya koyduğu kıyafetiyle kırmızının büyüsüne kapılmış. Güzel oyuncu yırtmacı olmasına rağmen yürümekte biraz zorlanıyor. Neyse ki tatsız bir sürprizle karşılaşmıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Tatlıtuğ siyahın kurtarıcılığına sığınmış. Straplez elbisedeki şeffaf geçişlerle iddiasını ortaya koyması iyi olmuş. Lakin siyah oje tercihi biraz zorlama kaçmış. Ne şık ne de rüküş diyebiliriz bu kıyafet için. Magazin D'nin güzel sunucusu Özge Ulusoy, deniz kızlarını akıllara getiren kolsuz beyaz elbisesiyle bir düş etkisi yaşatıyor. Ulusoy, gümüş yüzüğünü ve bilekliğini ise eldivenin üstüne takıp bir bakıma ezber bozmuş. Özge Ulusoy'un elbisesinin yaka kısmı boğazına kadar uzansa da çok sıkı olmadığı için güzel sunucuyu rahatsız etmiyor gibi görünüyor. Saçına düz fön çekip omuzlarına salan güzel sunucu makyajını da ölçülü tutup şıklığa kavuşmuş. Saçını geriye doğru iyice yatıran Songül Öden yırtmaçlı ve dekolteli yeşil elbisesiyle gülümsüyor kameralara. Küpeleri sıradan kaçsa da açık yeşil tonlarındaki ayakkabıları elbiseyle uyumlu. Arzu Mona'nın eteği bordo, şık bluzuysa krem renginde. Yıllara meydan okuyan bir güzelliğe sahip olan Ona'nın koltuğunun altına sıkıştırdığı gece mavisi çantası da epey şık. Kalın topuklu ayakkabıları ise mora çalıyor. Eşi Engin Happy'lerinin elini bir an olsun bırakmayan Beyza Şekerci ise siyahla beyazı buluşturmuş payetlerle bezeli elbisesinde. Kırmızı ruju ve düz fön çektiği saçı da güzelliğine güzellik kattı. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, bel ve sırt dekolteli tulumuyla Altın Kelebek gecesine bir ışık gibi doğuyor desek yeridir. Ödülünü bir an olsun elinden bırakmayan Hande Erçel'in açık renk mini elbisesi gençliğini daha bir ön plana çıkarmış. Bu kombinde her şey yerli yerinde, hiçbir fazlalık görünmüyor. Hande Erçel tavsiyeleri dinlemiş olacak ki eskisi gibi makyajını abartmıyor. Saçını küçük buklelerle hareketlendirmesi de hoş olmuş.
Ayaklarının dörtte üçünü açıkta bırakan topuklu ayakkabılarını da pek bir beğendik Erçelik. Merve Boluğur da gecede siyahın görkemine sığınmış. Piyonklu kuşak geçişi yerinde. Dekolteli elbisesinin tek kısmının tüllü oluşu sıradan kaçmış biraz. Saçının rengini açan Merve Boluğur her geçen gün kısaltıyor saçını sanki. Her karşılaştığımızda yüzlerce saç teli azalıyor Boluğur'un. Biri güzel oyuncunun kuaförünü durdursun. Ne diyorduk? Bir ucu yeşil taşlı küpeleri de epey şık. Aslında önce bir genel havayı sorayım aslında, değil mi? Bu sene gerçekten çok şık isim vardı. Yani erkek kadın çok özenilmiş, tam bir kırmızı halı ve ödül töreni konseptiydi. Yani kesinlikle zaten muhteşem bir organizasyon. Bu kadar dev ismi bir araya toplamak başlı başına emek. Herkese tebrik etmek lazım ayrı ayrı. Fakat kırmızı halıda da bu kadar başarılı bir performanslar göreceğimizi açıkçası ben bile beklemedim. Evet, uzun yıllardır olmuyordu. Ben de Kırmızı Halı sunucusu da olduğum için böyle önümden insanlar geçtikçe hakikaten gördüm. Çok özenilmiş. Artık o hani hep diyoruz ya işte yurt dışında nasıl yapılıyor bu ödüller falan filan durumunu aşmışız yani. Biz de artık olayın bilincindeyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle o düğün başları gitmiş, abartılı renkler. Aynen. Öyle aşırı iş, taş, süs onlar da gitmiş. Tabii sezon trendleriyle herkes çok uyumlu davranmış. Evet. Renkler konusunda da gerçekten çok başarılı. Hatta dedim rüküş falan birine dersem zorlanacağım herhalde. Yani şöyle bir durum oldu. Bir de artık genelde Türk tasarımcılar çok tercih ediliyor. Evet. Dolayısıyla arada işte moda editörleri yardımcı oluyor. İşte ünlü isimleri giydiriyorlar. Dolayısıyla profesyonel çalışmayı öğrendik bu konuda bence. Kesinlikle. Yani stil danışmanları çok iyi iş çıkarmış. Aynı şekilde kalıplar ve kumaşlar da çok iyi. Aynen, çok şık görünüyordu. Şimdi Neslihan Atagül'le başlayalım diyoruz. Çok ışıltılı. Gerçekten zaten o özel gecenin en önemli isimlerinden biriydi. Çok ışıltılı. Hepimizin yakından tanıdığı yine Türk bir tasarımcının sevdiği bir arkadaşımızın, dostumuzun kıyafetini giyiyor. Işıltılar inanılmaz. Ben canlı görünce de şok oldum. Çok muazzam bir işçilik var. Sen ne düşünüyorsun? İşçilik kesinlikle kusursuz. Vatka detayları çok güzel. Uluslararası anlamda çok başarılı olan bir tasarımcımızın elinden çıkmış olduğu son derece net bir şekilde anlaşılıyor. Payet zaten özellikle bu araların, yılbaşının vesairenin ve sezon trendi de yani her türlü şeyi, hiçbir şey ıskalanmamış. Fakat ben bir şekilde bir uyumsuzluk hissettim. Niye olduğunu bilmiyorum. Sanırım saçlardan... Saç açık olması belki de değil mi? Evet. Yani bir toplu olsa muhteşem, zaten çok güzel görünüyor, çok güzel bir kadın vesaire ama gönül bir sanki toplu saç istiyordu. Toplu saç isterdi. Burası belki çok kalabalık olduğu için hem matka hem boğaz olduğu için. Ama işte açık saçta onun temsil ettiği markayla alakalı bir durum anladığım kadarıyla bir tek orada bir sıkıntı var ama muhteşem gözüken bir elbise. Yani düşünsene o çok zayıf bir insan. Bunu hafif kilolu biri girse çok büyük bir sıkıntı oluşabilirdi ve bu haliyle bile orada bir yoruculuk var. Yani tek diyebileceğim şey saçlar. Saçta, onun dışında elbise çok güzel. Gerçekten. Şimdi hemen ikinci ismimizi alalım. Bakalım. Aslı Enver geliyor. Evet. Aslı son iki tuvaletinde, en son filmin galasında da yine aynı tasarımcı. Yine bu sefer de kadın bir tasarımcı, çok sevdiğimiz. Adını söyleyebiliriz onu, Tuana. Tuana'nın kıyafetlerini tercih ediyor. Hemen hemen aynı göğüs dekoltesini giydi. O ona yakışıyor gerçekten. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi insanın kendi yakışanı bilip de onun üzerine gitmesinde hiçbir problem yok. Sonuçta insanın stil de böyle oluşur. Ve aynı şekilde gariptir ki Kahkül'ün yakıştığı ender insanlar. Bence de. Bir ara ben de kestirmiştim. Çok acıklı sonuçlar vermiş. Hayır, tabii ki öyle bir şey yoktu. Gerçekten. Çok zorlanmıştım. Aslında saçı, makyajı da çok güzel gözükmüyor. Çok güzel. Ya sadelik her zaman daha iyi işe yarar. Zaten çok çarpıcı bir renk seçmiş. Bu da sezon trendlerinden. Dekoltesi iddialı, geniş ve çok güzel görünüyor. Şimdi abartı bir makyaj yapsa gerçekten çok sakin durabilirdi. Yani her şey çok iyi bence. Tam şık dozunda genç bir kadın, çok yakışmış gerçekten. Kesinlikle. Saç rengi de çok güzel. Rengi de çok güzel. Gülümsemesi yeter zaten Aslı Enver'in. Işıltılı, evet, çok şimdi güzel. Hande Erçel'e geçiyoruz. Ben bu kıyafeti fotoğraflarda gördüğümde bu kadar beğenmemiştim ama canlı görünce, işte hemen bir sosyal medyaya düşüyor ya, ama canlı görünce çok hoşuma gitti. Rengi, işlemeleri çok yakışmış Hande'nin yaşına da. Sen ne dersin? Yani biraz mezuniyet mi desem acaba? Tamam, bacakları çok güzel. Onun sergilemesinde de hiçbir problem yok. Ama o kollar bir çok bir neşeli etek falan gibi geldi bana. Arkada da bir kurdele var. Evet, bir sevinçli bir ortam oluşturuyor tabii ki. Biraz da mezuniyet, çay partisi havası var değil mi? Bir prom queen olaraktan ışıldayacak gibi. Makyaj, saça ne diyorsun, ayakkabıya? Ya, çok güzel bir kız zaten. Yani gerçekten son dönemin herhalde en çok ışıldayan yıldızlarından biri. Ve makyaja, saça, başa diyecek hiçbir şeyim yok. Rengi biraz, belki daha farklı bir renk olsaydı bu kadar mezuniyet olmazdı. Ya yine güzel taşımış ama
daha koyu bir renk olsa belki, değil mi? Bu evet. Pudra rengi biraz daha mezuniyet havası. O zaten varmış. Artık mezuniyetin dibine vurulması pudrayla olmuş. Tamam, bakalım şimdi sırada kim varmış? Bakalım. Ben ve meşhur pozum, yani Instagram'da like rekoru kırdı bu fotoğraf. Kırmaya mı? Devam ediyor. Kırmaz iki gündür. Mı? Hala sevgili Hakan'cığımın tasarımı. Ben çok kokoş bir tipimdir aslında, biliyorsun. Böyle gecelerde hep böyle biraz abartmaya giderim. Bu sefer menajerim işte aile merkezi dedilerken daha sade bir şey olsun. Bunun kazandığını gördüm, artık bu yolda giderim. Sen ne düşündün? Vallahi sade anlayışını bu yan çalışma. Bu benim sadem işte, sen anla artık. Yani gerçekten şimdi doğruya doğru böyle bir dekolteyi, çok enteresan kesimli bir dekolteyi herkes kaldıramazdı. Sen gerçekten arkadaşım olarak söylemiyorum. Çok teşekkür. Muhteşem bir iş çıkarmışsın. Aynı şekilde bu Marilyn Monroe'vari yüzükler, aksesuarlar vesaireleri de beğendim. Saçın da çok güzel olmuş. Bir tek eldivenime biraz eleştiri aldım ama o eldivende de bazı fotoğraflarda renk çok farklı çıkmış. Aslında birebirdi kumaşla. Ama burada da zaten gözüküyor birebir olduğu. Biz Hakan'la böyle düşündük, taşındık. Böyle bir şey olsun. Ben beyaz giymek istedim çünkü beyaz her zaman giyilmiyor. Düğüne falan giyilmediği için bir rahatlayayım giyeyim dedim. Ya çok zor bir renk seçmişsin aslında. Evet. Yani kolay bir şey değil. İnsanı inanılmaz kilolu falan gösterebilecek bir şey ama tabii ki sende öyle problem olmadığı için gönül rahatlığıyla. Ya ben de öyle bir problem yok ama geldiğinde de söyledim sana, ben de bir hafta çorba ve salatayla beslendim. Herhangi bir pot olmasın diye, yanlar da sıkma olduğu için. Hakan da gerçekten muazzam bir kalıp çıkarmış, Hakan ve ekibi. Çok teşekkür ediyorum onlara. Stylingin de çok iyi, her şey çok iyi. Teşekkür işte. Ederiz. Şimdi kim varmış bakalım? Şimdi Tuğba Büyüküstün. Değişik bir tercih yapmış. Yani evet. Sen ne düşündün görünce? Tuğba'nın yani şu aralar herhalde olabilecek en güzel yüzlerden biri ve böyle bir saç kesiminin bile yakışması mucize yaratıyor kendi içerisinde. Ama yani anlıyorum yapmak istediği o Kristen Stewart edgy görünümü yakalamak istediğini de anlıyorum. Bu aralar hani Chanel'de bile bu çok popüler bir şey ama ya olmamış gibi geldi bana bu. Çünkü bilmiyorum, belki makyaj o zaman da çok gotik olurdu gerçi. Makyajı fazla olsa, değil mi? Evet yani. Ya ben de şöyle düşündüm mesela. Gerçekten çok güzel bir kadın ve smokin giymesini anlıyorum. İçindeki gömlek olmayıp smokin bir takım kesinlikle olsaydı. Kesinlikle yani hani olmasa. Daha sahnelik olacaktı sanki. O gömlek biraz böyle sanki ofis kıyafetine gerdanlık takmış gibi. Kesinlikle bir sanal havası estirip hani o smok, ben çok severim zaten evet, kadını. Biraz hafif çok deko, güzel. Ben de çok severim. Ceket de çok güzel falan. İçindeki dediğin gibi o gömlek işin içine bir ofis muhabbetini katmış. Evet. Ya yine güzel tabii, tabii ki her zaman güzel. Yani fizik daha iyi güzel, olabilirdi. Takım da çok güzel bu arada. Çok, çok kaliteli belli. Onda hiçbir problem yok. Saçlar da bu aralar hani bobla omuz üstü çok moda, çok evet, trend. Evet, çok yakıştı ona. Islak bu 90'lar havası da güzel olmuş ama ben biraz gömleği açıkçası yedirdim. Gömlek olmasa o mücevheri de çok daha fazla bence patlardı işte o zaman. Yani daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ben de katılıyorum sana. Şimdi ya. Sırada kim varmış bakalım. Bakalım. Öykü Karayel var. O da beyazlardan. Ya yok. Yok. Çok yorucu. Çok fazla detay. Çok aşırı detay var. Bu birkaç sene evvelce çok trend olan böyle aykırı kesimler vesaire artık birazcık insanları sıktı. Biraz geçmişte kalan. Birazcık demode geldi. Saç modeline de hiç alışamadım. Yani daha iyi olabilirdi. Eminim ki çok güzel çok bir uğraşım. Yüz var, o kurtarıyor evet, değil mi? Çok çok güzel bir yüz gerçekten. Çok bebeksi bir suratı var. Tam bebeksi. Ama çok daha iyi olabilirdi. Omuzlar güzel, şu kesim güzel. Evet. O ama yani içte bir şey var, üstte bir dekolte etekler, var. Etekler yani biraz zor. İki elbise üst üste eklenmiş gibi sanki. Kağıt katlama sanatı havası. Origami. Bir origami havası. Yani birazcık öyle bir şey var. Daha iyi olabilirdi. Yani yine iyi tabii. Yani kötü denmez, denmez asla aynen. Ama daha iyi olabilirdi. Olabilirdi. Şimdi Arzum Onan geliyor. Yılların eski tabii, en güzel, güzel isimlerinden. Evet. Gerçekten yani hepimizin gıptayla baktığı yine melek gibi bir yüz. Enteresan bir seçim yapmış. Yani sıra dışı biraz evet, daha. Evet kesinlikle anlıyoruz da sonuçta birazcık çay partisi havası estiriyor. Belli ki etek kaliteli. Detaylar güzel işlenmiş. Zaten bu kalın topuklu
Çünkü ayakkabı modelleri de çok oldukça moda. Bu saç kesiminin arkaya doğru ıslak verilmesi de moda. Hepsi moda, yani herhangi bir şekilde demoda olmamış falan denebilecek bir şey yok. Ama sanki gecenin ruhuna ben pek yakıştıramadım. Kırmızı halı daha böyle gösterişli bir şey olduğu için değil mi? Yani Özge, en Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından birinden bahsediyoruz. Tamam, fark yaratmak da önemli ama daha değişik yapılabilirdi ki bu kadar zarif bir kadından bahsediyoruz üstelik. Yani okey ama daha böyle ben onu uzun bir elbise içerisinde fiziği de muazzam güzel hayal etmiştim. Çünkü. Yine de tabii yıllar eskitemiyor gerçekten. Aynen, çok çok zarif. Şimdi Merve Boluğur geliyor. Siyah bir elbise tercih etmiş. Zaten çok hep genel özel hayatında da siyah tercih ediyor. Yeni saç modeli hakkında ne düşünüyorsun? Çok yorumlandı o uzun siyahlardan sonra. Ya saç modeli bu araların zaten herkes kestiren kestirene. Trend yani, onda hiçbir problem yok. Elbisesinde farklı bir renk seçse daha böyle bir şey... Biraz sıradanlaştırıyor gibi geldi. Hani daha farklı, belki o beyaz giyse mesela daha çok patlardı. Evet. Çünkü ten rengi de gerçi eski haline göre bir tık daha bronz ama oldukça açık. Saçlar da çok modern. Hani güzel, şık, zarif olmuş. Ama aha diye geceden aklımızda kalabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani şey çok şık, çok zarif, zarif ama olmuş. Böyle... Küpelerini çok akılda beğendim. Akılda kalıcı değil. Saçları da bence güzel. Evet. Gayet. Yani öbür tarafı, imaj yenilemekte hiç problem yok bence. Yakışmış. Herkes arasında yapmalı. Yakışmış ama çok akılda kalıcı bir şey olduğunu ben kendi zevkime göre düşünmedim yani. Aslıcığım, peki sana göre en çok akılda kalan isim kim oldu, en çok beğendiğin? Valla açıkçası torpil geçtim düşünmesin ama birincisi sen. Ay teşekkür ederim. Başak Dizer Tatlıtuğ her zamanki Başak gibi çok güzel gözüküyordu. Buradaki listemizde yoktu ama. Ev sahiplerimiz her zamanki gibi ışıl ışıldı. Çok teşekkür ederiz. Neslihan'ın elbisesi hani çok güzeldi ama daha değişik bir saç modeliyle görmek isterdim ama... Konuşunca direkt aklımıza onun gelmesi bile bunun ne kadar başarılı aynen, olduğunu... Aynen, ne kadar akılda kaldığını gösteriyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz Aslı'cığım sana. Ederim. Yine ara ara gelirsin bana stüdyoya diye düşünüyorum. Asla seni ihmal ederim. Dışarıda buluşacağız zaten. Şimdi bir sıradaki haberimize devam ediyoruz. Bu arada unutmadan ekleyelim. Siz de sosyal medya hesaplarından en çok kimi beğendiniz? Bizim programımızı etiketleyerek paylaşabilirsiniz.